Mikrofon ekranda görünüyor değil mi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melaiketehu yusallun ale'n-nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallah. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Ol menba-i bağ-ı belagat, ol mahzan-ı fazl-ı saadat, ol andelib-i gülzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlemize sıhhat, afiyet nasip eylesin. Dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar, hasta kullarına şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak devletimize, milletimize birlik, dirlik, güç, kuvvet nasip eylesin. Kafire, zalime, münafığa, kötü kimselere fırsat vermesin. Kur'an-ı Kerim'de tefsir dersimizde Ankebut suresi 56. ayet-i kerimede kalmış idik. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Dünkü dersimizde Cenab-ı Hak azabı acele isteyenlere azabın ansızın geleceğini, onlara belli bir mühletin verildiğini, azap geldiği zaman da altlarından, üstlerinden ateş onları yakaladığında cehennemin onları kuşatmış olacağını ifade etmişti. Ve onlara cehenneme girdiği zaman onlar denilecek ki azabı tadı. Neye karşılık? Dünyada yaptıklarınıza karşılık. Cenab-ı Hak zalimler zulmünü yapacak. Kötüler kötülük işlemek için çeşitli entrikalar, tuzaklar kuracaklar. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara da bir yol haritası çiziyor. Buyuruyor ki: Ya ibadiyellezine amenu, ey iman edenler, ey benim iman eden kullarım, inne arzi vasiatun, benim sizin için yarattığım yeryüzü geniştir. Fe iyyaye fa'budun, bana kulluk edin. Yalnız bana kulluk edin. Mekke-i Mükerreme'de kafirler, müşrikler Müslümanlara namaz kılma, Allah'a kulluk etme imkanı vermiyorlardı. Onları aç bırakmak, onları işsiz, açsız, yardımsız bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Cenab-ı Hak oradaki müminlere dedi ki, yeryüzü geniştir. Buraya mecbur değilsiniz. Gidin, nerede rahat ediyorsanız orada, kulluğu nerede yapabilecekseniz orada ikamet edin. Bunun üzerine hicret vaki oldu. Habeşistan'a gidildi. Medine-i Münevvere'ye gidildi. Orada Allah'ın kitabına, Allah'ın Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet edenlerin çoğalmasıyla o kendilerine hayat hakkı tanınmayan Mekke-i Mükerreme'ye gün geldi. Allah Celle Celaluhu oradan hicret edip çıkanlara fethetmeyi nasip eyledi. Yani müminler çaresiz değildir. Daima çareler vardır. Fakat şuna çok dikkat edeceğiz ki Allah'a kulluktan vazgeçmeyeceğiz. Allah'a kulluk nerede bizim için daha münasip ve uygun ise orayı tercih edeceğiz.
Bugün adam işe giriyor. Diyor ki cumaya gidemezsin. İşte namaz vakitlerinde izin vermiyor. Hiç orada çalışma. Senin dinine, imanına saygı gösteren, senin ibadetine vakit ayıran yerlerde çalış. Allah öyle yerleri de yaratmıştır. Kullu nefsin zâikatul mevt. Sonuç, herkes ölecektir. Dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını görecektir. Ölümün de bir tadı var. Acı da olsa bir tadı var. Cenab-ı Hak o yüzden buyuruyor ki, ölümün tadını her nefis tadacaktır. ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Sonra Cenab-ı Hak öyle buyuruyor, bize döneceksiniz. Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere tekrar diriltileceksiniz. Ölümden sonra Allah'a dönüş için bir dirilme lazım. Ölü kimse Allah'a dönemez. Demek ki haşir var, ölümden sonra tekrar dirilme ve Allah'ın huzuruna varmak var. O yüzden dünyada hangi devirde, hangi çağda olursak olalım, hayata hep Allah'a kulluk edebilmenin imkanlarını araştırarak yaşamalıyız. Çünkü hepimiz öleceğiz ve bu hayatı bize veren zat Allah Celle Celaluhu tarafından, ey kulum ben sana kulluğu emretmiştim, sen ne yaptın diye hesaba çekileceğiz. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ O iman eden kimseler, iman etmekle kalmayıp ameli salih işleyen kimseler var ya, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ Biz onları yerleştireceğiz. Cenab-ı Hak herkesi layık olduğu adrese yerleştirecek. Neden? مِنَ الْجَنَّةِ Cennetten layık oldukları yerlere biz onları yerleştireceğiz. Gurafen, güzel odalara. Allah'ın takdir ettiği, yarattığı, bizim için hazırladığı evlere, odalara cennette iman edenleri, salih amel işleyenleri yerleştireceğiz. Cennette öyle evler, öyle odalar ki tecri min tahtihel enhar. O evlerin aralarından, derelerinden nehirler akar. Ve halidine fiha, orada ebedi kalırlar. Dünya dediğin 70 sene, 80 sene. Çok yaşayan onlar da halinden memnun mu sormak gerekir. 100-110 yaşına kadar yaşar. Fakat cennet dediğimiz yer sonsuz. Yaşlanmak yok, hastalanmak yok, endişe yok, yokluk yok, sıkıntı yok. Allah'ın razı olduğu bir kul olarak ebedi bir zevk, ebedi bir neşe var. Yani şöyle olsaydı, cennette dünyadaki yaptıklarınıza karşı 100 sene de cennette rahatlık vereceğiz deseydi Cenab-ı Hak, ya bu da geçici derdik. Sonra ne olacak derdi. Ama Cenab-ı Hak cennette yerleştiğimiz mekanlarda, evlerde aralarından ırmakların, derelerin çağıldadığı o yerlerde ebedi kalacağımızı bize ifade etmiş. İşte ni'me ecrul amilin. Dünyada salih amel işleyenlerin amelleri ne güzeldir. Allah onlara amellerini mübarek eylesin. Yani birisi çaldı çırptı, birisi şöyle yaptı, böyle yaptı. Onlara hiç özenmemek lazım. Sen günah işlemeden, insanlara zarar vermeden, kul hakkına girmeden şu yaşa geldin ya, bunun içinde bir ferahlığını duyman lazım. Bazı ailelerde oluyor, falan araba aldı, ev aldı, şunu yaptı, bunu yaptı, sen hala yerinde oturuyorsun diye evin hanımı kocasını.
haramla aldıysa, cehennemde kocanla beraber sen de yanacaksın. Onu ona teşvik ettiğin için. Beri tarafta helale dikkat eden adamı karısı küçümseyebiliyor. Ama en büyük başarı ona aittir. Allah ona ahirette en büyük nimetleri verecek ve diyecek ki sen dünyada ne güzel Müslümandın. Ne güzel bana itaat ettin. Resulüm Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine de hiç itiraz etmedin. Senin o amellerin ve o amellerinin buradaki karşılığı senin için ne güzel diyecek Cenab-ı Hak. O müminler öyle kimselerdir ki اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا sabrederler. Yani birisi kalkıp hadsizlik yaptığı zaman, kötülük yaptığı zaman, aşırı gittiği zaman ben de öyle yapayım demezler. İntikam peşine düşmezler. Allah'tan bir musibet geldiği zaman sabrederler. Ve Allah'a tevekkül ederler. Her halükarda Allah'a güvenirler. Allah benim hakkımı yerde koymaz. Bunu bilirler. Allah adildir. Bana zulmedilmesine müsaade etmez. Bu dünyada birisi tarafından zulme uğradıysam ahirette muhakkak hakkımı alacağımı bilirim derler. Onun için hem sabreden hem tevekkül eden müminler işte ahirette cenneti ebedi olarak kazanacak kimselerdir. Yani mümin sabırsız olmamalı. Mümin başkalarına karşı aşırı gitmemeli. Kendisine çeki düzen vermeli, Allah'a güvenmeli, Allah'ın yolunda daima yürüyebilmek için şartları oluşturarak hayatına devam etmelidir. Yani en çok hata, en çok günah hangi bahaneyle işleniyor? Rızık, para kazanmam lazım, çoluk çocuğumu doyurmam lazım, şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki وَكَاَيِّمْ مِنْ دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. Nice canlılar var. Erzağını, yiyeceğini, içeceğini sırtına sarıp da gitmiyorlar. Hayvanlara bakın. Bazıları var hazırlık yapar. Bazıları var gezer dolaşır ama 12 ay 24 saat Allah onları doyurur. Nice canlılar var diyor. Onlar erzağını diyor sırtına sarıp dolaşmazlar. Biz insanoğlu stok yaparız. Yani bahara kadar yiyeceklerimizi hazırlarız. Nice hayvan var diyor Cenab-ı Hak. Yarın için yuvasında yiyecek hiçbir şey yok. Allah onu da doyuruyor. Allahu yerzuguha ve iyyakum. O sırtında erzağını taşımayan hayvanları rızıklandıran, yediren, içiren, doyuran Allah'tır. Onu doyurduğu gibi sizi de doyuran Allah'tır. Rızık endişesi ile, geçim kaygısı ile Allah'a isyan ederek haram yollara sapmak caiz değildir. Çünkü rızkın sahibi Allah'tır. Bizi hiçbir deposu, evi, barkı olmayan canlıları doyuran Allah'tır. Ve huve semî'ul alîm. O sizin hangi bahaneleri söylediğinizi işitiyor. O bahanelerin gerçek olup olmadığını biliyor. Onun için hiçbir bahane ortaya koymadan kazancın sadece helal yoldan elde edilmesi şarttır. Yoksa Allah'a tevekkül etmemiş olursun. Allah'a güvenmemiş olursun. Kafanı çalıştır. Nerelerden nasıl para kazanabilirim? Bunun için fikir yürüt. Ama kalkıp
haram yollara tevessül etme. Haram yollara tevessül edersen ahirette Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir kul olamazsın. Ve le in se'eltehum. Şu Allah'ı ve Resulullah'ı inkar eden kimselere sorsan ey Habibi. Men halakas semavati vel arda. Yeri ve gökleri kim yarattı diye sorsan. Ve sahharaş şemse vel kamer. Şu güneşi ve ayı kim hareket ettiriyor? Yörüngesinde kim yürütüyor? Bunları yapan kimdir desen? Le yekulunallah. Elbette şöyle derler. Yerleri ve gökleri yaratan, güneşi ve ayı yüzdüren, yörüngesinde hareket ettiren Allah'tır der. Madem bunu söylüyorsunuz da, فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ nerelere aldanıp gidiyorsunuz? Nelerin peşinde Allah'ı bırakıp da karanlık dehlizlerde Allah'a isyan ediyorsunuz? Gökleri ve yeri yaratan Allah, güneşi ve ayı hareket ettiren Allah, bütün bu sistemin içerisinde seni doyuran Allah, peki sen neye aldanıyorsun da Allah'a isyan halinde bir takım hal ve hareketlerde bulunuyorsun? Kur'an'ı reddedebiliyorsun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i reddediyorsun. Seni aldatan nedir? Allahu yebsutur rizka limen yeşâ'u min ibadihi ve yaktiru leh. Kullarından bir kısmının rızkını geniş tutan, zenginlik veren, imkan veren Allah'tır. Bir kısmının da rızkını dar tutan, onlara geçimi dar veren yine Allah'tır. İnna Allaha bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir, her şeyi bilir. Yani kimin ne halde olduğunu, kimin ne kadar maddi sıkıntı çektiğini, kimin ne kadar bolluk içinde yaşadığını Allah bilir. Bunu takdir eden kendisidir. Herkesi ayrı bir alemde, ayrı bir hal ve ahvalde imtihan eder. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ eğer sen onlara sorsan, kafirlere sorsan, Allah'a isyan edenlere sorsan desen ki men nezzele mines semai ma'en, gökten yağmur indiren kimdir? Fe ahya bihil erza min ba'di mevtiha, o yağmurla kuruyan toprakları, çatlayan toprakları yeşerten kimdir? Ölmüş toprağı tekrar dirilten kimdir yağmurla? لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ elbette onlar derler ki Allah, göğü yaratan Allah, yeri yaratan Allah, rızkı veren Allah, güneşi hareket ettiren Allah, ayı hareket ettiren Allah, yağmuru yağdıran Allah, şu yeryüzündeki bütün bitkileri yağmur yağdırıp çıkaran Allah. قُلْ de ki Habibim, elhamdülillah. Övgü, hamd Allah'a aittir. Allah'tan başka hiçbir şeye tapınamazsın. Allah'tan başka hiçbir şeye gerçek manada teşekkür edemezsin. Bizim insanların birbirine teşekkür etmesi mecazidir. Ona kudreti veren Allah'tır. Allah'ın emrine itaat ettiği için, Allah cömert ol dedi, cömertlik yaptığı için, Allah zekat ver dedi, zekat verdiği için, Allah Müslüman kardeşine gülümse dedi, gülümsediği için, iyilik yap dedi, iyilik yaptı, emrine uyduğu için. Bel ekferuhum la yakilun.
Bütün her şey varır Allah'a döner. Hamd yalnızca Allah'a aittir. Ama insanların çoğu bunun farkında değildir. Patrona, falan kişiye, falan kuruma, falan devlete, falan bin kişiye teşekkür eder, bin kişiye minnet eder de Allah'a minnet edilmesi gerektiğini unutur. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَحْوٌ وَلَعِبٌ Şu dünya hayatı, ey insan, şu dünya hayatı ancak bir oyundan ve eğlenceden ibarettir. Yersin içersin, gülersin eğlenirsin, hepsi kaybolur gider. Fakat ahiret için yaptığın ameller var ya, Allah emretti diye yaptığın ameller var ya, işte gerçek ameller onlardır. وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Gerçek yaşam ahiretteki hayattır. Dünyadaki sanki bir provadır. Gerçek bir yaşam değil. Ölüm korkusuyla yaşıyorsun. Trafik kazası yapar mı? Motora biniyorsun, acaba başıma bir iş gelir mi? Her şeyin sigortasını yaptırıyorsun. Evin sigortasını yaptırıyorsun. Arabanın sigortasını yaptırıyorsun. Bir yere işe giriyorsun, sağlık sigortası yaptırıyorsun. Hayatın her tarafı endişelerle dolu. Korkularla dolu. Bu hayat nasıl bir hayat olsun? Gerçek hayat, ahiret hayatıdır. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Ah keşke insanlar şu hakikati bilselerdi. Dünya hayatının bir oyun eğlence misali olup gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu bilselerdi. Dünya hayatı için birbirini kırarlar mıydı? Bir miras bölüşmek için ömür boyu konuşmamayı göze alırlar mıydı? Kardeş kardeşe düşman olur muydu? Komşu komşuya düşman olur muydu? Çünkü bütün bunlar ahireti kaybettiren şeyler. Bilakis bunun farkında olsaydı insanlar ahireti kazanmak için herkes birbirine iyilik yapmak için yarışırdı. Ah insanlar bunu bilseydi. Ah insanlar bunun farkında olsaydı. Gerçek hayatın ahiret hayatı olduğuna kani olsalardı. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ İnsanoğlu düşünün ki bir gemiye bindi, fırtına çıktı, o gemide boğulup yok olacaklar. Gemi alabora olacak, Cenab-ı Hakk'a diyor ki yalvarırlar, öyle samimi yalvarırlar ki Allah'a teslim olmaktan başka hiçbir şey düşünmezler. Fakat فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ Biz onları kurtarıp da karaya ulaştırdığımız zaman o yalvaranlar, çığlık atanlar, Ya Rabbi, Ya Rabbi diyenler اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ Rahatlığı görünce kendilerini karada emniyette hissedince kalkarlar Allah'a yine şirk koşmaya başlar. O yüzden kendini emniyette hisseden, sağlığı, sıhhati, malı, mülkü, parası, imkanı yerinde olanlar Allah'ı hatırlamak için daha fazla gayret göstermeleri. Hastane köşelerinde Allah'tan sağlık medet umanlar, hastane köşelerinde Cenab-ı Hakk'a yalvaranlar Allah'ı nasıl unutsun? Borcun altında inleyip Ya Rabbi beni kurtar diyenler Allah'a devamlı dua ederler. Ama her imkanın yerindeyse, bir sıkıntın yoksa Allah'a karşı isyan etme ihtimalin ve potansiyelin daha fazladır. Demek ki nimet içinde olanlar, emniyet içinde olanlar
imanı risk bakımından daha fazla tehlikede olanlardır. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ Bizim onlara verdiğimiz nimetler içerisinde bize küfrederlerdi. Allah ağız verdi, göz verdi, kulak verdi, ev verdi, bark verdi, evlat verdi, imkan verdi. Bütün bunları verdiği halde kalkar, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ına kulak vermez. Gönderdiği peygamberini dinlemez. Fakat Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَلِيَتَمَتَّعُوا Biraz faydalansınlar bakalım. Verdiğim nimetlere kullansınlar. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Yaptıklarının ne olduğunu yakında görecekler. Kendilerini cehenneme odun olarak hazırladıklarını görecekler. Dünyada kimse boş durmuyor. Ya cennetlik amel veyahut da cehennemlik amel işliyor. Allah'ı inkar edenler, Allah'ın emrettiği namazı önemsemeyenler, zekatı önemsemeyenler, Allah'ın yeryüzünde cihad edin emrini boş geçenler, yarın ahirette ne kadar hata ve zarar içerisinde olduklarını öğrenecek. Evelem yarav, bu insanoğlu görmüyor. Enna cealna haramen aminen. Biz Mekke-i Mükerreme'yi, bu ayet aynı zamanda Mekke'deki müşriklere de hitabe. O zaman cahiliye devri diyoruz. Cahiliye devrinde kimin gücü kime yeterse. Kervanla yola çıktın, kervanı basarlar, mallarını yağma ederler. Erkeklerini köle, kızlarını, kadınlarını köle olarak satarlar, geçerler giderler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlığı vardı. Bir ticaret kervanında giderken kervan basılıyor, köle olarak Mekke'de satılıyor. Yani malı yağmaladığı gibi insanları da yağmalıyor. Böyle bir zamanda Cenab-ı Hak diyor ki, bu Mekkeliler görmüyorlar mı ki, biz insanların kapılıp kapılıp götürüldüğü bir devirde, yolda belde köleleştirildiği bir devirde, ve yutakattafun nasu min havlihim, Mekke haricindeki yerlerde insanlar köleleştirilirken, öldürülürken, kanı, canı, malı heder edilirken, biz onları koruduk. Orayı emniyet içine aldık. Biz orayı harem yaptık, dokunulmaz kıldık. Mekke ticaret merkeziydi. Hindistan'dan gelen mallar Yemen'de gemilerden indirilir. Mekke üzerinden Şam'a tekrar Suriye'deki limanlara getirilirdi, Ürdün'deki limanlara. Mekke ticaret merkezi olduğu için oraya kimse dokunmazdı. Herkes oraya gelir, malını satar, yeni mallar alır, yollarına devam ederlerdi. Bu Mekkeliler bizim onları koruduğumuzu görmüyorlar. Efe bil batil yu'minune ve bi ni'metillahi yekfurun. Batıla iman ediyorlar. Putlara tapıyorlar. Hakkı reddediyorlar ve Allah'ın nimetlerini inkar ediyorlar. Kureyş suresi biliyorsunuz Mekkeliler hakkında inmiştir. Li ilafi Kureyş ilafihim rihleteş şitai ve sayf. Allah Kureyşlilere ikram etti. İhsan etti. Onlar yaz kış ticaretle meşgul oldu. Yazları Suriye'ye kervan gönderirlerdi. Orası daha soğuk olduğu için yazın orası uygun. Kışları Yemen tarafına gönderirlerdi. Kışın orada hava güzel. 12 ay Mekke-i Mükerreme'de ticaret durmazdı. Bakınız Alanya'da bile sezon vardır. Yani sezon kapanır, sezon açılır. Ama Mekke'ye Allah öyle bir imkan vermiş ki kışın Şam'a ticaret yaparlardı kuzeye, yazları Yemen'e ticaret yaparlardı. 12 ay boyu orada seferler durmazdı.
Bunun karşılığında Cenab-ı Hak buyuruyor ki İlâfihim rihlete şitâi ve sayf felyâbudû rabbe hâzel beyt. Şu nimetlere görüp de şu Kâbe'nin Rabbine kulluk etseler ya. Ama inkar ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler içerisinde azgınlık ediyorlar. Peki وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ Allah'ın ayetlerine iftira eden, Kur'an uydurmadır diyen, Kur'an masaldır diyen, Hazreti Muhammed Mustafa peygamber değildir diye iftira atan veyahut da ona yalan nispet eden, yalancıdır diyenden daha zalim kim olur? Hak geldiği zaman hakkı yalanlayandan daha zalim kim olur? Bakınız şimdi mahkemelerde şahitlik diye bir müessese vardır. Bir adama iki şahit dese ki biz şöyle gördük bu adamı, adamı öbür boyu mahkum edebilirler. Hak görüldüğü şekilde şahitlik edilmezse en büyük zulüm odur. Bir adamı gördün. Çalmadı, çırpmadı ama dedi ki hırsızdır dedi. Adamın hayatıyla oynadı. Fetva nöbetinde duruyorum bir gün. Bir kadın aradı, Ramazan-ı Şerif'teydi. Dedi ki ben dedi enişteme iftira attım dedi. Niye? Ablam dedi boşanmak istiyordu. Ama sebep yoktu. Biz ablamla anlaştık. Ben dedi mahkemede eniştemi bir kadınla gördüğümü söyledim dedi. Ama şimdi pişman. Ne oldu? Onlar ayrıldılar. Şu oldu, bu oldu falan filan. Bütün bu zararları nasıl karşılayacaksın şimdi? Adamı bir kadınla görmemişsin. Fakat mahkemede demişsin ki ben falanı şöyle gördüm. Nasıl bu kimseyle helalleşeceksin? Hak geldiğinde, Kur'an hak olarak indiği halde, sen bunu bildiğin halde bu yalandır diyorsun. İnsanları kandırıyorsun. Bakın şimdi dünyada medya diye bir kavram var. Hatta sosyal medya daha da ileri geçti. Buraya hakim olan kimseler gerçeği bildikleri halde gerçeğin aksine beyanlarda bulunuyor. En zalim kimseler bunlardır. Adam diyor ki ya şu Kur'an'a bakıyorum, her şey güzel. Ama Kur'an dünyanın en kötü kitabı olarak gösteriliyor. İşte dünyadaki en zalim kimseler Allah'a iftira atan, Allah'a yalan isnat eden, hak hakikat karşısında yalan söyleyen kimselerdir. Eleyse fi cehenneme methven lil kafirin. Yoksa cehennemde onlar için yer yok mu zannediyorlar? Cehennemde cehennemi hak eden herkes için yeteri kadar yer var. Zalim olmaya, yalanın peşinde koşmaya, Allah'a ve Resulüne iftira atmaya yeltenenler için Cenab-ı Hak dünyada gazap eder, sevmez, bir takım belalar, musibetler verir, vermeye de bilir. Firavun şu kadar sene, 500 sene, 600 sene Cenab-ı Hakk'a asi geldi. Allah ona dünyada ölümüne kadar saltanat verdi. Fakat bu kısa hayatın içerisindeki nimetlerin bir önemi yoktur. Bu kısa hayattan sonraki ebedi hayatta bizi karşılayacak bir durum. Ya cennet veyahut da cehennem. İşte orada yalan, dolan, iftira peşinde olanlar, Kur'an'ı yalanlayanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yalanlayanlar cehennemlik olacaklar. Allah bizleri evlatlarımızı muhafaza eylesin. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim uğrumuzda, yani hak hakikat uğrunda, din uğrunda gayret eden kimseler,
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Biz onları yolumuza ulaştırırız. Sen gayret ediyorsun, samimisin. İçinde bir mana var, dışındaki mana ile içindeki çelişme. Yani bir hakikati gizlemiyorsun, mücadele ediyorsun, hata edebilirsin ama en sonunda Cenab-ı Hakk'ın doğru yoluna yine ulaşırsın. Yeter ki içi dışı bir ol ve Allah yolunda gayretle. Yani yeryüzünde İslam hakim olsun. Bütün Müslümanların çocukları iman üzere büyüsün. Müslümanların kardeşliği daim olsun de ve bu hedefler doğrultusunda elinden geleni de arkana koy. Ve Allah sana vaat ediyor, seni kendi doğru yoluna ulaştırır. Falan kişiye, falan gruba, falan kimselere gereksiz düşmanlık etme. Falanı seviyorum, o yüzden falana düşman. Gerek yok. Allah'ın sevdiği herkesi sev. Allah'ın iman nasip ettiği herkese iyilik peşinde ol. Hatta Allah'ın iman nasip etmediği kimselerin de hidayet bulması için uğraş. Çünkü niye? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kafirlerin arasında peygamber olarak gönderildi ve onların iman etmesi için uğraştı. Herkes hemen iman edivermedi ki. Taifler onu taşladılar da ya Rabbi dedi bunları helak etme. Belki evlatlarından bana iman edenler olur. Samimi olacağız. Samimi olanı ve gayretli olanı diyor Cenab-ı Hak biz kendi yolumuza ulaştırırız. Ve inna Allaha ma'al muhsinin. Allah daima iyilik eden kimselerle beraberdir. İhsan sahibi kimselerdir. Cibril hadisi vardır. Bütün hadis kitaplarının başında aşağı yukarı yer alır. Peygamberimize Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Üç soru sorduruyor. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Diyor. Muhsinin, ihsan sahibi kimse demek. Üçüncüsünü biz burada cevaplayalım. Vaktimiz yetmez. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize soruyor. İhsan nedir diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah'ı görüyor gibi yeryüzünde kulluk etmektir. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Bizim Allah'ı görme gibi bir kabiliyetimiz şu an yok. Ama biliyoruz ki Allah bizi her an görüyor. Kalbimizden geçenleri biliyor. Ve ona göre bize bir hüküm verecek. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ben böyle olan kimselerle beraber. Yani içinden birisine düşmanlık et. Yüzüne güldüğün adamın arkasından kötülük düşünme. Kötülük düşünüyorsan da içine gelebilir. Sahabe-i kiram Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunlar da sormuşlardır. Bunları içinden at. De ki ya Rabbi beni bu düşünceden kurtar. Kardeşime karşı kötü düşünmekten beni muhafaza eyle. Çünkü başkasının hakkında kötü düşünen kim birisine kuyu kazarsa o kuyuya gün gelir kendisi düşer. Esasında bizim yaptığımız ameller başkasını çok alakadar etmez. Çünkü kendi amel defterimizi dolduruyoruz. Başkası ondan zarar görmüş görmemiş ayrı bir konu. Fakat senin yaptığın iş öncelikle ya senin faydanadır veyahut da zararınadır. İşte ihsan sahibi olmak seni korur. Yani Allah'ın arzu ettiği, Allah'ın istediği, Allah'ın beğendiği bir düşünce ve amel içerisinde olur. Kim böyle olursa Allah o kimse ile beraberdir. Cenab-ı Hak bizi böyle kimselerden olmak, evlatlarımızı böyle kimselerden olmak, neslimizi böyle kimselerden olmak nasip eylesin. Çünkü dünyada gençlik var, yaşlılık var,
İyi zamanlarımız var, zor zamanlarımız var. Geçen gün bir markete girdim. Markette adam Celalli, hanımı da var yanında. Esip gürlüyor. Şöyle sırtına dokundum, dedim ki niye celalleniyorsun? Biraz sakin ol dedim. Sen dedi benim yerimde olsan adam öldürürsün dedi. Herkesin sıkıntılı zamanı olabilir. Rahat zamanı olabilir. Fakat hangi halde olursan ol, yukarıda geçti, sabırlı olacaksın, Allah'a güveneceksin. Allah kimsenin hakkını kimse de koymaz. Geçenki vaazlarda da ifade etmiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdular. وَلَا تَكُونُوا اِمَّعَةً İmme'adan olmayın. Sahabe sordular, ya Resulallah biz bu kelimeyi önce duymadık. Nedir imme'a? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birisi bize iyilik ederse biz de ona iyilik ederiz. Birisi bize yanlış yaparsa biz de ona yanlış yaparız. Bu Müslüman ahlakı olamaz. Siz dedi, birisi size iyilik ederse biz de iyilik ederiz. Birisi bize kötülük eder, yanlış yaparsa biz adaletle davranırız deyin. Adaletle davranmak Allah'ın istediği muhsin bir tavırdır. Yani Allah seni görüyor, bir zulme sapma, ileri bir adım atma, Allah'ın razı olmayacağı bir duruma düşme. Doğru olan budur. Hazreti Allah bizi muhsinlerden eylesin. Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de vesaire Bilad-ı İslamiye'de Allah yolunda cihad eden kardeşlerimize yardım eylesin. Allah bizi de cihada ortak eylesin. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Şuradan açıyor.